Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Fokus programında bugün hangi başlıkları ele alacağız? İlk konuşacağımız başlık az sonra bankalarla ilgili düzenleme. Biliyorsunuz o tarafta özellikle yeni dönem itibariyle komisyon oranlarında düzenlemeler var. Bir yandan hala menkul kıymet tesisleri tartışılıyor. O tarafta tahvil bono portföyleri, bankaların önümüzdeki dönemde bir risk olur mu? Tüm bu başlıkları TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel ile konuşacağız. Sonrasında ele alacağımız bir diğer başlık bugün Merkez Bankası'nın Kasım ayına dair finansal istikrar raporu yayınlandı biliyorsunuz. Oradaki detaylara baktığımızda dün PPK metninde de yer alan faiz indirim döngüsünün sonlanması fakat buna karşın ek adımlarla piyasa desteklenmeye devam edecek düzenlemelerle aslında parasal aktarım mekanizması yürüyecek denildi. Yani faizlerle ilişkin bir beklenti, faizlerle piyasayı yönlendirmekten ziyade zaten çok uzun bir süredir alışkın olduğumuz krediler kanalları ile ilgili düzenlemeler, tahvil alımları ile ilgili zorunluluklar, yine özellikle bankaların döviz ve TL mevduatına dair rasyolar, ZK oranları bu tarz regülasyonlarla düzenlemeler devam edecek. Genel olarak finansal istikrar raporunun ana teması da buydu. Oradaki detayları da yine İnanç Sözer'le konuşacağız. Şimdi hızlıca bakalım rakamlar, fiyatlamalar bize ne söylüyor şu an itibariyle. BIST yüzde %0.58'lik bir düşüş var. 4829 puandan başladık haftanın son işlem gününe. Haftanın genelinden farklı olarak bir miktar kırmızılar var ama hatırlayalım aslında son birkaç gündür yine ekside açılıp borsa artıda kapatmayı başarıyor. Dolayısıyla bugün de öyle bir kapanışma olacak, takip edeceğiz. Alt kırılıma baktığımızda ise herhalde son birkaç haftanın hikayesi borsada en fazla oynaklığı olan hisseler desek Sasa ve Hektaş üzerinden gidiyordu. Bugün birazdan detaylara geleceğim ama oraya gelmeden bir endekslere bakalım, hisselere gelmeden. Bankalarda %1,5'luk düşüş var. Sanayi endekste %0.38'lik düşüş var. Mali endekste de %0.28. Aslında genel olarak bankaların sanayiye göre pozitif ayrıştığı bir haftaydı bu hafta. Bugünkü açılışta ise biraz daha sanayiye göre satış yediklerini söyleyebiliriz. En çok artanlar da Otokar %6,5 yukarıda, Koza Altın %6 yukarıda, Vestel Beyaz Eşya %5,5, Ege Endüstri %5 ve yine Çimsa, Erbosan en çok yükselenler de yaklaşık %5 primli. Hemen en çok düşenleri de ekrana getirelim. O tarafta da Hektaş yine en çok düşenler içerisinde, Girişim Elektrik, Sasa Polyester, Kontrolmatik ve İş Bankası en çok düşenlerde. Şimdi puan bazlı borsayı kim aşağı çekiyor diye baktığımızda yaklaşık 17-18 puan Sasa'dan geliyor. Puan bazlı en çok düşenlerde Sasa var. Sonrasında Hektaş ikinci sırada. Kontrolmatik, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Sabancı Holding diye tablo devam ediyor bugünkü fiyatlamada. Döviz piyasasına bakarsak ise o tarafta yatay bir seyir hakim. 18.62'ler civarında, 18.63'ler civarında bir kur vardı. Bugün de 18.63.41'den geçiyor işlemler. Haftanın genelini de ben aslında terminalden ekrana getirmek istiyorum. Çünkü genel olarak aslında son 5 güne bakarsak, yani bu haftanın gelişen ülkelerde ne olmuş diye bakarsak ağırlıklı yeşilleri göreceğiz. Yani doların zayıfladığı, gelişmekte olan ülke kurlarının güçlendiği bir haftaydı bu hafta. Zaten siz de tablodan görüyorsunuz. İşte Güney Amerika para birimleri, yine Doğu Avrupa para birimleri, işte Güney Afrika randı, birçok ülkenin kuru haftalık bazlı ortalamada %1 dolar karşısında değer kazanmış. Türk lirası ise bu tabloda negatif ayrışıyor. Yaklaşık %0.7'ye yakın dolar karşısında TL'nin değer kaybettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu hafta hem merkezin faiz indirimi hem Suriye tartışmaları genel olarak TL'nin olumsuz ayrışmasına sebep olmuş diyelim. Ve son olarak Euro dolar paritesine de hızlıca bakalım. Çünkü oradaki fiyatlama da oldukça önemli. Son birkaç ayın en yüksek seviyesi olan 1.04'lerin üzere zorlanıyor. En son paritede orada Euro lehine olan hareketler devam edecek mi takip edeceğiz. Bugün de yine 1.04'ten geçiyor işlemler diyelim. Ve vakit kaybetmeden hemen gidelim Mete Yüksel'e. Mete hoş geldin yayına. Selam, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Şimdi aslında gördük ki dünkü faiz indiriminin ardından artık faizler en azından ikinci bir mesaj sinyal verene kadar inmeyecek. %9'da kalacak politika faizi. Fakat Merkez Bankası hem dünkü TCMB'nin detaylarını, PPK'nın detaylarını hem de bugün finansal istikrar raporunda ek regülasyonların olabileceğini söylüyor. Ve genelde bu regülasyonlar bankalar üzerinden hep ilerliyor son dönemde. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem
genel çerçeveyi sorayım. Bu şekilde parasal aktarım mekanizmasının yönetilmesi başka ne gibi adımlar açıklanabilir? Ve diğer yandan dün gelen zorunlu karşılık komisyon uygulamasında gidilen değişiklik. Evet, parasal aktarım mekanizması kısa süre öncesine kadar çalışmıyordu. Bu disponibiliteler gelene kadar işte kredi büyümesi Temmuz sonundan yıl sonuna kadar %10 artarsa işte bir sene boyunca 5 yıldan uzun vade tahvil bırakma ya da işte Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı %50'nin altında kalır ise en son dönemde konuşulan hem zorunlu karşılıklarla ilgili adım var hem orada ek disponibilite var. Bir zamanlar İşte %5, %10, %20 dönüşüm oranları konuşuluyordu. Yani işte döviz mevduatın TL mevduatı yani kur korumalı mevduatı dönüşüm oranları. O olay ortadan kaldırılıp toplam Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payına yönelik olarak bir takım sınırlamalar geldi. Dün akşam gelen de aynen bu çerçevede okunması lazım. Belli ki bunların devamı da gelecek ama dünkünü yorumlamamız gerekirse bunun ilk adımı zaten gelmişti. Yani eğer ki Türk lirası mevduatın toplam içindeki payı %50'nin altında ise yabancı para zorunlu karşılıklara 3 puan bir komisyon uygulanacağı açıklanmıştı. Bu bildiğimiz bir şey. Eylül gibi gelmişti bu. Ve pek çok banka gaza bastı Türk lirası mevduatında. İşte sahaya ekstradan primler önerilerek TL mevduatının payının arttırılması sağlanmaya çalışıldı. Pek çok banka bunu başardı. Yapı Kredi Bankası mesela 3. çeyrek sonu itibariyle özel bankalar içinde %50 sınırını aşmıştı. Onun için bu %3'lük komisyondan kendini muaf kılmayı başarmıştı. Kamu bankaları zaten %50'nin üzerine kendilerini atmışlardı. Onlar bu %3'lük komisyonu ödemiyorlardı. Diğer özel bankalarda gaza basmıştı ama %50'nin bir çıtı altındaydı. Bunların bazıları şu anda geçmiş durumda 3. çeyrek sonrasındaki dönemde ve bir rahatlık içindeydiler. Di ki dün gelen geldi. Dün gelen de şunu söylüyor. Şimdi artık diyor %50 bizi kesmez diyor. %60 diyor yeni sınır diyor. %60'ı da eğer altındaysa Türk lirası mevduatların toplam mevduat içindeki payı siz bu %3'lük komisyonu ödeyeceksiniz diyor. Çıtayı daha yüksek bir yere koydu. Ondan dolayı önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle hani Merkez Bankası eğer Türk lirası vadeli mevduata bir sınırlama getirmez ise Türk lirası vadeli mevduatta faizlerin daha da arttığını görme ihtimalimiz var. Şu anda %26'ları duyuyoruz. Hani 30'lar spekülat ediliyor ama biz onunla karşılaşmadık kendi yaptığımız konuşmada ama genel olarak Türk lirası vadeli mevduatta faizleri yukarıya götürecek bir durumdur. Bu %50'nin altında Türk lirası mevduatı kalmış olan bankalarda üçüncü çeyrek itibariyle vardı ama üçüncü çeyrekten sonraki döneme baktığımız zaman bankalarla da konuştuğumuz zaman tahmin ediyorum şu anda İş Bankası özel büyük bankalar içinde %50'nin bir miktar altında kalmış olabilir. Yani bu %8 işte komisyon verilmesi gereken baremde olabilir. Daha önce %3'tü o, şimdi 8 oldu İş Bankası için yani 5 puan ekstra bir ayrım yapması gerekebilir. Ha bu ilk 23 Aralık'taki ilk dönemde bununla karşılaşılabilir ama önümüzdeki dönemde bu %50'nin altında kalmış olan bankalar da 50'nin üzerine atarak kendilerini aslında sınırın üzerine çekebileceklerdir. Sadece şu anki durumu konuşacak olur isek dün gelmiş olan ekstradan işte 50'nin üzerine 3 puan konması ya da 50'nin altına 5 puan daha eklenmesi kısmının sektördeki büyük bankalara toplam etkisi olarak baktığımız zaman son bir yıllık kârların %8'ine denk geliyor. Ve öz sermayelerin %2'sine denk geliyor. Öz sermayenin %2'sine denk gelmesi bizim için değerleme anlamında anlamlı. Eğer ki bunun olumsuz etkisi bankacılık sektörünün üstünde öz sermayenin yaklaşık %2'sine denk geliyorsa bunun değerleme etkisinin de %2 olması beklenebilir şeklinde bir düşüncem olabilir. Değerlemede bankalara onun için birazcık daha sanayilere kıyasla daha fazla satış gelmesini bugün bu şekilde açıklayabiliyorum. Ama dediğim gibi ilk dönem darbeyi yiyebilir bankalar ama ondan sonra %50'nin üzerindeki sınıra atıp ya da %60'ın üzerindeki sınıra atıp banka gruplarına göre bunun etkisini azaltacaklardır zaman içinde.
Mete, bugünkü finansal istikrar raporunda öne çıkan birkaç mesaj var. Hızlı hızlı detayları değil ama en azından manşetleri paylaşmak istiyorum. Yorumunu merak ediyorum çünkü. Birincisi deniliyor ki tarihsel olarak en güçlü seviyesine ulaşan aktif kalitesi göstergeleri daha da iyileşmektedir demiş Merkez Bankası bankaların aktif kalitesine dair. Öte yandan yabancı para dış borcu azalmaya devam ederken YP likitte tamponlarının korunması likitte şoklarına karşı bankalarının dayanıklılığını artırmaktadır diyor. Ve benim de aslında en önem verdiğim ve piyasanın da kafasında soru işaretlerinin olduğu kısım bankaların faiz riski sınırlı düzeyde olup bilanço yapıları faiz şoklarını yönetebilecek yüksek kapasiteye sahiptir. Şimdi dün yayında PPK yayında özellikle hem Nilüfer Sezgin hem de Burak Saltoğlu Haziran'dan sonra faiz arttırmak dışında başka bir adım kalmayabilir enflasyonu yönetmek için. Yani hükümet değişse de değişmese de 2023 Haziran sonrası için denildi. Şimdi olası faiz artışında şu an konuşmuyoruz ama en azından 6 ay sonrası ya da 1 sene sonrası için bankaların bunu gerçekten kaldırabilecek yapıda bilançoları var mı sence? Mevcut tahvil stoklarını göz önünde bulundurursak. Şimdi şöyle, en son dönemde disponibilite zorunluluğu gelmesiyle beraber işte Haziran sonunda 19'lardan hızlı bir şekilde 11'in altındaki seviyeleri 10 yıllık tahvil için konuşursak geldi. Bu elbette ki bankaların alımlarıyla geldi ama bankalar bu aldıkları uzun vadeli tahvilleri alım satım portföyüne koymuyorlar. Satılmaya hazır portföye de koymuyorlar. Bankalar bu yeni aldıkları tahvilleri held to maturity dediğimiz vade sonuna kadar tutulacak menkul kıymetler portföyüne koyuyorlar. Bunun anlamı da şudur. İşte 10.8'ler civarından bir şekilde ortodoks politikaya dönüldü ve faizler 3'e 4'e katladı bir senaryo altında. İşte bankaların öz sermayesi bu kadar erir, karı bu kadar düşer hesabı yapılamaz. Çünkü zaten bunlar piyasaya göre değerlenmiyor. Sadece dönemin faiz gelirini kaydetmeye devam edecekler. Ondan dolayı da böyle bir yıkımsal bir senaryo beklemek lazım. Bunun sonu şu olabilir tabii. Çok düşük getirili bir uzun vadeli varlık core spread yani bankaların marjlarını ileriki yıllarda olumsuz etkileyebilir. Çünkü mevduat faizi yükselecek ama bu tahvillerden uzun yıllar boyunca işte %10-20 arasındaki seviyelerde faiz tahsil edileceği için marjı olumsuz etkiler ama dediğim gibi öz sermayeyi hızlıca eritmek ya da kârı düşürmek gibi bu spesifik olayın etkisi olmayacaktır. Şuna katılıyorum, problemli alacaklar şu anda müthiş kontrol altında. Bankaların kendi bütçeledikleri işte risk maliyeti rakamlarının yarısı falan ilk 9 ayda karşılaştığımız kısım. Düşük faiz ortamında şirketler de bireyler de borçlarını kolaylıkla servis edebiliyorlar zaman içinde. Eskaza faizler yükselirse gerçek risklerle karşılaşabiliriz. Orada da bankaların karşılık tamponları o kadar güçlü. Likidite karşılama oranları dövizde olsun toplamda olsun öylesine güçlü ki burada da çok ciddi problemle karşılaşacaklarını zannetmiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Mete aksardıkların için. Şimdi Mete Yüksel'e teşekkür ederim ve eğer seçiliyse benim terminalim, ekranım, çok hızlıca ki grafik göstermek istiyorum ben. Şimdi bugünkü finansal istikrar raporunda öne çıkan tahsili gecikmiş alacak oranı ve tahsili gecikmiş alacak oranına değişimde katkılar diye Merkez Bankası paylaştı. Aslında az önce programın başında bankaları konuşurken vurguladığımız konu, burada gördüğünüz, sol grafikte gördüğünüz hem kişilerin hem şirketlerin hem de kümüle olarak toplam bakıldığında batık kredi diyoruz biz buna, Türkçe meali bu. Yani toplam kredilerin içerisinde ne kadar batık kredi var, bu oranı gösteriyor ve bu oran son dönemde özellikle son 1,5 sene içerisinde hızlı bir şekilde düşüş kaydetmiş. Bireylerde bir miktar sıkıntı var, yani oradaki düşüş çok sert değil firmalarda olduğu kadar ama genel olarak düşüş trendi devam ediyor. Peki katkılarda ne var diye baktığımızda da daha önceki dönemde kur şokuna sektörün çok duyarlı olduğunu görüyoruz. Burada gördüğümüz mavi ile olan kur etkisi, tahsili gecikmiş alacak oranına değişimi olan katkılarda hep negatif yönde aslında bir etki, daha doğrusu katkı demeyeyim, etki yapmış. Eğer iyileşirse de bu taraftaki düzenlemeler ağırlıklı olarak kırmızıyla gördüğümüz etkilemiş diyelim ve bu detaylardan sonra gidelim araştırma masasına. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar.
Çağlar, hoş geldin yayına. Biz finansal istikrar raporunu biraz aslında bankalar, kredi kanalları ve tabii bu dünkü düzenleme, komisyon oranları, ZK oranları biraz o taraftan gördük. Ama elbette sadece bankacılık sektörü değil bir ülkenin finansal istikrarının göstergesi. Hane halkının istikrarı, reel sektör, genel olarak yatırım iştahı gibi birçok parametre var. Bugün raporun içerisinde yaklaşık 80 sayfalık bir sunum. Dolayısıyla biz de parça parça aktarmaya çalışıyoruz. Senin dikkatin neler? Gerçekte söz sana verelim. Güzel, biz de araştırma masasında belirli bir perspektiften katkı yapmaya çalışalım. Senin söylediklerini ilaveten, senin de altını çizdiğin üzere tabii ki bir ekonomi yalnızca bankacılık sektörü, finans ya da makro iktisadi rakamların ya da makro iktisadi verilerin bütününden oluşmuyor. Özellikle belki de ekonomileri, toplumları var eden hane halkı unsuru bunun temel motoru. Burada ilk etapta finansal istikrar raporuna baktığımızda hane halkı borçluğuna bir vurgu olduğunu görüyoruz. Birazdan firmalar tarafına da değineceğiz. Tabii kıyaslanırsa zaten gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke farkını ayırt edersek aslında finansallaşmaya bağlı olarak hane halkı borçluğunda Merkez Bankası da özellikle son dönemdeki düşüşe işaret etmiş ama yükselen enflasyonu, ki enflasyon ve para politikası bizim 1,5 yıldır aslında üzerinde sıkça konuştuğumuz konular. Şimdi ekrana tablo geldi güzel. Burada bireysel kredi kartlarına baktığımızda geçen yılın aynı dönemiyle, yani 9.21 ve 9.22 arasındaki farka baktığımızda bireysel kredi kartlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranın sadece 0.1 bir değişim gösterdiğini görüyoruz. Yani %3'ten %3,1'e geldiğini görüyoruz ama 6 aylık yıllıklandırılmış büyümeye baktığımızda taşıt kredisiyle beraber, taşıt kredisindeki yükseliş %71,8'lik, kredi kartlarında, bireysel kredi kartlarında da 118'lik bir büyüme işaret ediyor ki aslında bizim son bir yıl içerisinde enflasyondaki temel mal ve hizmetlere erişimde yaşadığımız maliyet değişiminin bir nevi yansıması. Burada özellikle bireysel kredi kartlarına yönelmenin son dönemde bir nevi bir trend olarak karşımızda durduğundan sık sık bahseder durumdaydık. İkinci tablomuza geçeceğiz Güzem. Burada dikkat edeceğimiz iki nokta var. Bu bizim son dönemde özellikle konut piyasasındaki gelişmelerde ilk etapta konut fiyatlarındaki yükselişten bahsetmiştik. Konut fiyatlarındaki yükseliş özellikle son 2 aydır hem konut fiyatlarındaki gelişim hem de finansmana erişim noktasında farklı bir çehreye büründü. Hatta dün Bloomberg HT web sitemizde de acaba köpük bu konut piyasasında varsa eğer sönmeye başladı mı şeklinde de bir haberle görmeye çalışmıştık. Burada mavi renkli soldaki hane halkının finansal yükümlülük dağılımının gelişiminde yüzdesel olarak baktığımızda az önce konuştuğumuz kredi kartı yükümlülük yukarı yönde seyrettiğini görüyoruz. Ama aynı şekilde konut fiyatları ve konut finansmanına erişim olarak baktığımızda, ki son dönemde ipotekli konut satışlarında da açıkçası trend bu yöndeydi Güzel. Konut bazlı finansal yükümlülüklerin de düşüşe geçtiğini görüyoruz. Yani temel ihtiyaçlara erişimin, bireysel kredi kartlarındaki yükselişinin aslında bir nevi barınma da temel bir ihtiyaç ama konut edinmek kiradan bağımsız olarak zorlaştığı için konut kredilerindeki trendin de aşağı yöne döndüğünü görüyoruz. Ve sağdaki grafik Güzel, 25 bin TL ve altı limit kullanım oranlarının arttırıldığını görüyoruz ki 25 bin üzerinde zaten %40 minimum ödeme tutarı, asgari ödeme tutarı var. Aslında bu da biraz önce konuştuğumuz temel ihtiyaçlara erişim noktasında enflasyonist etkinin bir yansıması. Keza 25 bin TL ve altı kredi kartı limitlerinin neredeyse %50 oranında limit güncellemesine gittiğini görüyoruz. Kurumlar tarafıyla ilgili de Güzel, araştırma masasında dikkatimizi çeken ön sözde sermaye piyasalarına katılım ve sermaye araçlarının tabana yayılması ile ilgili konumdu. Biz seninle geçtiğimiz günlerde ucuz krediye erişimin artık yıllara sarı olarak zorlaştı ve zaten Nisan ayından itibaren makro ihtiyati tedbirler kapsamında finansmanın özellikle artık kredi yoluyla zorlaştığından bahseder vaziyetteydik. Burada özellikle özel sektör tahvillerinden bahsetmiştik. Yani firmaların direkt olarak sermaye piyasaları üzerinden kendi finansman ihtiyaçlarını gidermesine bağlı olarak aslında burada da kredi faizlerinden bağımsız olarak krediye erişimin kurumlar için bir nevi zorlaşmasının sermaye piyasalarına zorunlu olarak yönlendirilmesinin bir ters yönden teyidini görür vaziyetteyiz. Yani kurumlar içerisinde Nisan ayından sonra özellikle finansmana erişim artık kredi yoluyla değil, bizim seninle geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz sermaye piyasaları borçlanma araçları üzerinden, borç ihracı üzerinden olduğunu vurgulamış Merkez Bankası. Haneler ve kurumlar tarafından bu şekilde toparlayabiliriz biz de. Çok teşekkür ediyoruz Çağlar, aktardıkların için.
geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, stüdyoda konuğumuz Wealth School Akıllı Yönetici Ortağı Doktor İnanç Sözler. İnanç, hoş geldin yayına. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Aslında çok fazla gelişme var bu son birkaç gün içerisinde. Bir yandan PPK metnini yorumlamaya çalışıyoruz. Bir yandan bugün finansal istikrar raporu geldi ve bir de tabii regülasyonlar devam ediyor. Ama istersen en temel konuyla başlayalım. Yani şirketleri, bireyleri, hatta orta vadede makro verileri ve parasal aktarım mekanizmasını etkileyecek. Merkez Bankası Ağustos ayından itibaren başladığı faiz indirimi döngüsünü noktaladı. İki seneden sonra ilk defa Türkiye'nin %9 gibi bir tek hanede faizi var. Bu faizi nasıl görmek lazım? Gerçekten piyasada faizler düşüyor mu ve bu aktarım mekanizması nasıl çalışacak? Güzel, aslında bakacak olursak Merkez Bankası'nın politika faizinin politikacı için ifade ettiğinden ayrı olarak ekonomist ya da şirketler kesimi için, vatandaş için esas hitap ettiği kısım ilk mevduat faizi bacağıyla başlar. Biz mevduat faizi seyrine bağlı olarak Merkez Bankası'nın politika faizinin sıkılaştırıcı mı genişlemeci mi olduğunu anlarız. Evet, Merkez Bankası %9'a indirdi ve burada duracağını söyledi ama son 2 ayda zaten para politikasının etkinliği çok değişmiş durumda. Biz hatırlarsan eğer 2010-2011 döneminde Türkiye'de dünyada da önce olabilecek nitelikte etkin bir şekilde bir faiz koridoru kullanmaya başlamıştık. Merkez Bankası'nın bir politika faizi vardı, ancak o politika faiziyle değil mevduat faizi koridorun üst tabanından daha çok etkilenirdi. Bugün Türkiye'de son 2 aydır Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ediyor olsa bile bankacılık sektörünün fiyatlamasına bakacak olursa tarihimizi hiç görmediğimiz kadar geniş bir faiz koridoru kullanıyoruz. Biz bunun adını böyle koymuyorsak bile realitede bunun adı faiz koridorudur. Neden? Çünkü bugün 9 olan politika faizinin 2 misli üzerinde takas bankta repo faizleri söz konusu. Gecelikteki faizlerimiz TL cinsinden %17'ler civarında. Bunun 3 misli oranında kabaca 1 aylık mevduat faizlerimiz var. Muhtemelen dün gece gelen düzenlemeyle beraber %30'un da üzerine çıkacak 1 aylık mevduat faizleri. Biz aslında liralaşma stratejisi derken son 2 aydır piyasa faizleriyle Merkez Bankası faizleri arasında tarihte hiç olmadığı kadar geniş bir faiz koridoru kullanmaya başladığımızın farkına varıyor olmamız lazım. Her ne kadar bunun eşgüdümlü olarak Merkez Bankası yine bazı yazılarla bankacılık sektörünü regüle etmeye çalışmış olsa da günün sonunda opsiyonlu kur korumalı mevduat diye bir ürünümüz çıktı ve biz döviz mevduat sahiplerine de kısa vadeli döviz mevduatları için %11'e kadar döviz faizi ödüyor durumdayız. Yani biz ve politika faizimize 9 diyoruz, ancak bankacılık sektörleri, finansal piyasalarda da faiz oranları bunun 2-3 misli oranında. Peki neyi etkiliyor bu düşen faiz? Aslında bugün finansal istikrar raporlarında çıktığı gibi kredi kartıyla kullanım, nakit ihtiyaçlarını karşılama kısmı çok keskin bir şekilde artmış durumda ve muhtemelen daha artacak. Burası maalesef bir finansal istikrarsızlığa yol açıyor. Çünkü biliyoruz yani, ki aylık faizi kabaca 1,5'larda mı şu an kredi kartı? Evet, bu biraz daha gelmiş olacak şimdi. Dolayısıyla da sadece yani yıllık bileşiği ne kadar 22 yapıyor? 22 civarı bir rakama gelecek yani 1 Aralık itibariyle. Enflasyon varken benim aldığım ürünün fiyatı bir yıl içerisinde hatta hissedilen daha fazla birçok ürünün %100'ken ben tabii ki %20'lik faizle bunu ödemeyi tercih ederim. Daha ironik ya bir hal var. Asgari ücreti, ya asgari kısmı ödemesini yapmayı tercih ederim. Yani bu çok mantıklı değil mi zaten? Çok haklısın. Kesinlikle çok mantıklı. Şimdi bu tüketim bacağıyla ama bundan daha ötesi de var. Aslında kredi kartlarındaki boşlukları, limitleri vatandaş dönüp de kredi olarak çekmiş olsa, yıllık %22 faiz ödese yarın göreceksiniz %30'un da üzerine çıkacak TL mevduat faizleri. %30 mevduat daha yapmış olsa aradaki faiz makası başlı başına hiçbir risk taşımadan onun bir getiri sağlar. Kredi kartından çektiği nakit ya da oradan cazip kullandığı kredi çok daha cazip hale gelecek. Bir hızlıca şu tabloları ekrana getirelim. Yani lütfen sen de devam et. Çünkü Merkez Bankası bugünkü raporda da bireyleri almamış ama mesela TL ticari kredi faizleriyle mevduat faizi farkını almış. Ve orada da aslında trendin bir miktar arttığını söylüyor bize son bir senede. Ama net faiz marjı da artıyor ve puan 4 puan gibi bir rakama gelmiş orada. Büyük bir yanılgı var net faiz marjı hesaplamasında. Bankacılık sektöründe de tıpkı şirketler kesiminde olduğu gibi bu seneye özel bazı palyatif gelir artırıcı önlemler var. Ancak bu gelirin zannetmeyelim ki sürdürülebilir, zannetmeyelim ki bundan sonra şirketlerimiz de bankacılık sektörü de böyle bu seneki kadar yüksek karlar yazabilecekler. Burada geçici olan bir hal var. Net faiz marjı hesabından bakıyorsak bu senenin en önemli özelliği kur korumalı mevduat hesapları. Bankacılık sektöründe muhteşem bir net faiz marjı sağlıyormuş gibi gözüküyor. Ancak
Biz bugün %10 civarında olan verim eğrisinden bankacılık sektörüne menkul kıymet aldırdığımız zaman kabaca 3,5 trilyon liralık bir borç tutana geldi. Kamu borç tutanı biz bazen çok satır aralarında kaybediyoruz ama kabaca 1,5 yılda 2 misli artmış durumda. Bunun tamamını da aşağı yukarı bankacılık sektörü aldı. Bir takım deregülasyonlar nedeniyle ya da yükümlülükler nedeniyle bunu almak zorunda kaldı. Şimdi olası bir faiz artırımında bankacılık sektörü bu sene kabaca 350 milyar TL gibi rekor bir kar yazacak. Ancak önümüzdeki sene böyle bir faiz artırım döngüsüne maruz kalırsa 200 milyar TL'lik bir zararı da önüne çıkabilir. Dolayısıyla bankacılık sektöründe... Olası faiz artışlarından bahsediyoruz. Olası faiz artış durumunda. O yüzden de önde gelen bankalarımızın aslında biz burada bir sistemik risk, bir finansal risk görüyoruz. O yüzden de burada bir dengeyi arzuluyoruz söylemlerini biraz kulak vermek lazım. Buradaki yapı maalesef çok kolay ve hoş giden bir tablo işaret etmiyor. Bir kusursuz dengesizlik üzerine inşa ettiğimiz yapının bankacılık sektörüne bir etkisine yol açıyor. Ancak madalyonun diğer yüzünden de okuyabiliriz. Bankacılık sektörde demek ki deregülasyonlar bacağıyla aslında kendini rahatlıkla yönetebileceğini, bir manevra alanı açabileceğini görüyormuş olmalı ki mevduat faizlerini %30'lara kadar da yükseltmiş durumda. Keza opsiyonlu kur korumalı mevduat diye bir yapı ürün çıkarıp burada da döviz mevduatı tutmak isteyenlere %11 yakın bir faiz ödemiş durumda. Peki bir diğer konu da bu KKM tarafı. Az önce bankaları yani bilanço üzerindeki katkısı üzerinden yorumladık ama dönüp bir de baktığımızda reel getiri arayışımız var ya, yani bu kurumların da var, işte hepimizin var, bireylerin de var yüksek enflasyon ortamında. KKM'nin eski cazibesini kaybettiğini görüyoruz. Yani dün gelen verilerle beraber şimdi toplam nominal tutarda faizi düştüğümüzde zaten düşüş vardı. Yani tabii ki kümle rakam artıyordu ama sonuçta bir de onun faiz geliri var. Onu koyduğumuz zaman bir şekilde sınırlı artış var değil mi? Ama ilk defa gerçekten düşüş kaydetti. Yani demek ki KKM'den o denli o kadar yüksek bir çıkış olmuş ki faiz gelirini bile KKM'nin üstüne koysanız bize son birkaç haftada eksiye geçtiğini gösteriyor haftalık hareketlerin. Neden KKM'de hikaye terse dönmeye başladı ve bu devam eder mi sence? Ben açıkçası önce öz eleştiri yapayım Güzem. Bana kalırsa çok iyi bile duruyor mevcut hesaplar. Ben çoğunluğun çözüleceğini düşünmüştüm. Bu daha anlamda yanıldım. Çözüleceğini düşünmüştüm. Ben çoktan çözülür diye düşünmüştüm. Genel gözlemsel ve hani istatistikleri sahadan aldığımız istatistiklere bakacak olursak %30'u kadarı kur korumalı mevduattan döviz mevduatına dönüyor. İki nedeni var. Birincisi artık kur korumalı mevduat teminatıyla kredi verilemiyor. Burada getirilen regülasyonlar nedeniyle bankacılık sektörü KKM dayalı olarak bir kredi veremediği için şirketler ya da vatandaşlar bu hesapları kapatmış durumdalar. İkincisi aslında genel anlamda kur korumalı mevduattansa döviz mevduatına sahip olmanın küresel faiz oranları nedeniyle alternatif bir getirisi oldukça yüksek. Bugün hiçbir şey yapmasa döviz sahipleri gecelik bazda Amerikan hazinesine borç vermek istiyorum, Amerikan hazine bonosu almak istiyorum dese %4 faiz alıyor. Türkiye'de bugün yine regülasyonlar nedeniyle döviz mevduat faizleri sıfırlar civarında da olsa küresel faizler %4'ler civarında. Aradaki bu faiz farkı çok yüksek olduğu için de KKM'den döviz mevduatına geçiş olabilirdi. Ancak kurun, döviz kurunun bir takım bu seviyede tutabilme isteğinin fazlasıyla yönetilmiş olması nedeniyle burada kurun sakin kalma hali kur korumalı mevduattan başka varlıklara kayma ihtimalinde arttığını gösteriyor. Özellikle borsadaki bazı hisselerdeki değerlemelere bakacak olursak burada olağanüstü bir yükselik rakamlar görüyoruz. Ve buraya bir para girişini, yurt içinden bir para girişini görüyoruz. Bunun biraz kaynağı kur korumalı mevduatmış gibi gözüküyor. Aslında peki ne oldu da halen kur korumalı mevduat sadece bu kadar azalabildi diye soracak olursan orada karşımıza en çok çıkan kısım opsiyonlu kur korumalı mevduat hesapları. Yani Amerikan hazinesinin %4'lük yapısına ya da içerideki Eurobond faizlerine rağmen opsiyonlu kur korumalı mevduatta %11'e yakın faiz ödeniyor olmuş olması bence ve bu hesapların halen böyle görece yüksek kalmasını sağlıyor. Son sorumda böyle bireyler tarafındaki mevduatlar, işte bankacılık rasyoları, bu teknik konulara değindik ama biraz daha bir makro bir soruyla bitireceğim. O da şu, şimdi Merkez Bankası diyor ki Türkiye'deki finans sisteminin yurt dışı fonlamaya bağımlılığı azalıyor. Bir yerden iyi bir şey tabii ki sıcak paraya özellikle bağımlılığımızın azalması, o olası şoklardan hemen etkilenmiyoruz ama bir yerden de cari açığı nasıl finanse edeceğimizi merak ediyorum. O yüzden bununla tamamlayalım istersen. Nasıl görüyorsun oradaki tabloyu? En son Suudilerle yaptığımız anlaşma ne zaman yansır bilmiyoruz ama bir yandan işte Akkuyu'nun parası, Rusya'dan gelen sermaye, net hata 90 derken bir şekilde şu an bir sermayeye erişiyoruz. Ama bu kalıcı mı ve nasıl finanse edilecek?
Son bir yılda nasıl yapılıyorsa bence yine aynı şekilde yönetmeye çalışıyor olacağız. Ancak bu neden net kalıcı? Net hata noksanla mı? Net hata ve noksan, ihracatçıların %40 dövizlerini Merkez Bankası'na satma zorunluluğu, piyasada döviz işlemlerini sadece belli saatleri sınırlandırma zorunluluğu, sadece spot piyasada değil, hazine işlemi türev piyasasında dahi belirli saatlerle sınırlama isteği, bence bu anlamda bu koruyucu mekanizmanın, çift tırnak içinde koruyucu mekanizmanın aynen sürdürüleceğini tahmin ediyorum. Peki bu yapı aslında yurt dışı fonlamaya ihtiyacın azalmış olmasından gurur mu duymalıyız kısmını Merkez Bankası'nın swaplar hariç döviz rezervi bize söylüyor. Kabaca eksi 55 milyar dolardayız. Bu eksi 55 milyar dolarlık yapı için neyse ki kimse bu kadar gürü halinde bir fiziki döviz talep etmiyor ya da sistemdeki döviz açığına karşın çok ciddi miktarda bir döviz ithalatına dayalı olan bir yatırım hamlesi yok Türkiye'de. Ve bu anlamda da biz o döviz talebini Merkez Bankası'nın son bir yıldır olduğu gibi kendi içerisinde yönetmeye çalıştığı bir yapıyla sürdürebiliyoruz. Bu çok sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapı değil. Ancak biraz daha sürdürmek istiyorsak sistemik risk doğurmak pahasına, makroekonomik istikrarsızlığı yol açmak pahasına, önümüzdeki döneme ilişkin faturayı kabartmak pahasına devam edilebilir birkaç ayda. Çok teşekkür ediyoruz İnanç aktardıkların için diyelim ve fokusu burada noktalayalım.